ABD, Fransa ve bazı müttefikler dün Birleşmiş Milletler'de yapılan yoğun görüşmelerinin ardından İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil bir ateşkes çağrısında bulundu. Ancak İsrail ateşkes çağrısını bugün reddetti. Beyaz Saray tarafından yayınlandı bir açıklama ve bu ortak açıklamada İsrail ve Lübnan hükümetleri de dahil olmak üzere tüm tarafları geçici ateşkesi derhal onaylamaya çağırıyoruz denilmişti. New York'a gidiyoruz. Mehmet Sümer karşımda hem Birleşmiş Milletler zirvesini izledi Mehmet. Hem de bu gerilimle ilgili, çatışmayla ilgili artık bir taraftan da savaş ismi koyuluyor tabii. Yavaş yavaş onunla ilgili açıklamayı takip etti Mehmet. Şimdi Hizbullah ve İsrail arasında artık savaşa dönüşmesi olası gelişmeler yaşanıyor. Ve uluslararası camiada devrede ama bir son, sonuç alınamadı. Ne diyor ortak açıklama? Ortak açıklama. Öncelikle şunu söyleyelim. Dün akşam saatlerinde bir heyecan yarattı. Özellikle Fransız Birleşmiş Milletler Daimi Fransız Dışişleri Bakanının ve Fransa kanadından gelen açıklamalar bir heyecan yarattı. Yani bir e, ateşkes sağlanıyormuş e, havası e, oluştu bir anda. Çünkü Fransa tarafından gelen açıklamalarda olumlu gelişmeler olduğu, güzel haberler verilebileceğine işaret edilmişti. O yüzden biz gazeteciler de hani tam da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu zamanı yapılan bir girişimle sonunda bir ateşkes sağlanıyor diye düşünmeye başladık. Yapılan ortak açıklamada da bir ateşkes çağrısı vardı ama Maalesef bir kez daha başarılı olam olamadı. Amerika, İngiltere ve e, Avrupa Birliği üyesi 8 ülke girişimde bulunmuşlardı. Ortak açıklamada Lübnan'la İsrail arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden durum tolere edilemez ve kabul edilemez. Daha büyük bir bölgesel gerilim riski teşkil ediyor. Bu durum kimsenin çıkarına değil ne İsrail'in ne Lübnan halkının çıkarına. Diplomasi bu çatışmada tansiyon yüksekken başarılı olamaz. Bu sebeple diplomasiye alan açmak için İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük bir acil ateşkes çağrısında bulunuyoruz denildi. Ama başarısız oldu. İsrail tarafından, bu Lübnan'dan bir açıklama geldi dün akşam. Ateşkes çaresi olumlu karşılandı, memnuniyetle karşılandığı bildirildi. Ama İsrail'den bir açıklama geldi. İsrail ateşkes çaresini kabul etmedi. Hatta Netanyahu bugün bir açıklama yaptı ve hedeflerine ulaşana kadar e, İsrail'in yoluna devam edeceğini söyledi. Maalesef bu girişimde, e, ateşkes sağlamak konusunda yapılan bu girişimde başarısızlıkla sonuçlandı Serdar.